Sevgili akrep burçları, ay burcu, akrep yükselen burcu, akrep olan dostlarım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir salı günü diliyorum. Bir salıdan bir salıya sizin yıldıznamelerinizi yorumluyorum. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz Mars. Mars savaşla alakalıdır ve ona yıldıznamede biz Merih yıldız diyoruz. Mirra, savaş yıldızı, kızıl gezegen Mars. Kırmızı da hem koçların hem de sevgili akrep burçlarının uğurlu sayısıdır. Ben hem koçum hem de <laughs> ay burcum akrep. Güçlü akrep özellikleri taşıyorum. Rabbim yaptığınız tüm duaları kabul etsin ve yeni başlangıçlar yapmanız için bütün yolları açsın. Önünüze çok iyi imkanlara, çok iyi insanlara çıkarsın düşmanınızı dahi dost etsin. Ah ettiğinizi, birilerine böyle gücendiğinizi görüyorum. Rabbim karşınıza çıkarttığı insanlara da vicdan merhamet versin, ıslah etsin. ıslah olmayanlara da Rabbim helak etsin, ne diyeyim? Tüm düşmanlarınızı böyle bir anda sizin etrafınızdan atsın. Her ne gam, keder, dert varsa, hastalık varsa, üzerinizden Rabbim tez günde atsın. Tez günde huzura kavuşun İnşallah arkadaşım. Yüzünüzde hikmet pınarları, yüzünüzde ay gibi parlaklık ve yüzünüzde her türlü nur ve ışık e, yayılsın. Buradan evrene, evrenden ve e, ihtiyacı olan herkese dönsün, dolasın arkadaşım düşüncelerin, duyguların ve ilahi nurun tüm evreni dolaşıp sana dönmesi, sana mutluluk getirmesi dileğiyle yıldız naminize başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Femen yehdihi bin badihillahi efela tesekkerun. Artık Allah'tan başka bu kişiye kim hidayet edebilir? Ve ve ma kün tümü müttehizel muduline azuda ben hiçbir tasarrufumda azgın şeytanları kendime yardımcım edilmedim. keyf suresi 51. ayet arkadaşlar etrafınızda kötü niyetli insanlar var ilişkide olduğun şeytani ruhlar var. Ya yani şeytani ruhlar dedim. Ayak takımı insanlar. Bakın şu ara bunlarla küslük yaşayabilirsin. Hatta bu şeytani düşünceye sahip partnerin bile olabilir. Derhal gizli böyle hedefleri olan, kötü niyetli, seni istismar etmeye hazır, seni yüzüstü bırakmaya hazır sevgilin mi, arkadaşın mı, iş arkadaşın mı? yoksa uzak yakın çevrenden akraba çevrenden bir ondan uzaklaş. Şu anda gerçekten sana rol oynayan, rol yapan, rol kesen ve hiç de hak etmediğin insanları böyle karşında görüyorum, yanında görüyorum. Bunlardan tez günde uzaklaşmanı istiyorum. Bunların hayatına girmesiyle her işin ters gitmiş. güçsüz hissetsen de yalnız hissetsen de ailenden biri bile olsa bu dedikoducu bu iki yüzlü insanlardan uzak dur. Hayırlara vesile olacaksın. Belki tek kalacaksın. Bir bakıyorsun iki kişi olmuşsun, üç kişi olmuşsun. Fakat her kim sizi bu girdaba çekiyorsa bunlardan kurtulun sevgili arkadaşım. Şimdi bir etrafında kötülükleri temizledikten sonra kırılmış kalbini onardıktan sonra bir boşluk bırakıyorsun bedeninde ve ruhunda bir boşluk bırakıyorsun inan ki o boşluğu doğru bir insan dolduruyor benim hissiyatım kötü bir ilişki yaşadığın kötü ilişkide böyle bu karşıdaki insanın cil fikirli olduğu ve bundan bir an evvel kurtulman gerektiği ve zaman zaman inatçı zaman zaman kompleksli bir insanı çekmekten yorulduğunu görüyorum ve bu insanla karşılaştıktan sonra her işin ters gitmiş beklemediklerin olmuş böyle hiç em, akla hayale gelmeyen kötülüklerle karşılaşmışsın yüreğin daralmış ve sen bir kapıdan gidiyorsun bir insandan gidiyorsun ve doğru yöne doğru doğru yönü buluyorsun oraya eğiliyorsun. Kısacası bir çiçek nasıl güneşe doğru yönelir sen de karanlıktan ışığa doğru yöneleceksin hayırlısıyla. Türlü meselelerin var onları çözmeyi başarıyorsun. Dış görünüşe çok önem vereceksin. Akrep Burcu bu hafta kilo mu veriyorsun? Şimdi bir de tutulma var Burcu'nuzda. <laughs> 16'sında tutulma var. Bunu kaçırmayın. Ay inşallah darısı başıma. Ben de Ay Burcu Akrep ya. İnşallah böyle ödemlerimizi atırız. İnşallah vücudumuzdaki tansiyon problemi, kilo, fazla kilo hepsi gider arkadaşlar. Bugünleri değerlendirin diyor, diyorum. Eğer diyete başlayacaksanız azimlisiniz, kararlısınız, her türlü diyeti gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bazı akrep burçları platonik aşklarda gerçek oluyor bunu unutmayın. Uzun boylu olabilir ya da orta boylu olabilir meraklı, zeki, öğrenim görmüş birisiyle bir aşk. güzel bir beraberlik sizinle olacak. Bunu değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir de arkadaşlar böyle yıldızınızın parladığı bir dönem, kötülüklerden sakındığınız bir dönem. Belki bakınız kilo veriyorsunuz %100 gibi de Belki borcunuzu ödemekte zorluk çekebilirsiniz. O da yani biraz bereketi olması lazım. İşte bollukla ilgili olumlama yapabilirsiniz. Evinizde sarıyı çok kullanabilirsiniz. Mülk suresini okuyabilirsiniz. Veya Amener Resulü'yü okuyabilirsiniz. Size ne iyi geliyorsa. Yasin mi iyi geliyor? Amener Resulü mi iyi geliyor? mül suresim iyi geliyor bu borcu ödemeniz konusunda Rabbim hemen yardım eder tüm engelleri aşıyorsun olumlu bakış açısını hayatına katıyorsun çıkmaz sokaklardan ilahi yardımla kurtuluyorsun sevgili dostum bir kutlama yapacağını görüyorum birisinin doğum günü müdür ya da ne bileyim herhangi bir arkadaşın bir nişanı mıdır bir kutlama yapılıyor ve sen o kutlamadan sonra sürpriz iki tane telefon alıyorsun. Çok seviniyorsun. Gerçekten güvenin sarsılmış olabilir. Kendini sıkıntıda hissedebilirsin. Bir çemberin içinde hissedebilirsin. O çember açılıyor ve sen e, muvaffak oluyorsun. Uça, uçarcasına bir haber geliyor. Yalnız bazı, bazı bakın bazı akrep burçları kalple ilgili sorunlar yaşayabilirler. Bazı gelişmeler onları üzmüş olabilir. Bir şehre küsebilirsin. Bir mahalleye küsebilirsin. <laughs> bir yerden bir yere taşınma planını gerçekleştireceksin. Gerçekten akrep burcu. Bunu gerçekleştir. Çünkü bu tutulma hani bugün yarın meselesi değil. Bu tutulmada niyetini tut evrene gönder yüce Allah'a ilet her ne yapıyorsan nasıl inanıyorsan bu tutulma seni iki sene içerisinde yer değiştirecek ama tutulmanın olduğu gün 16 Mayıs'ta 15 Mayıs 16 17 Mayıs'ta bol bol dilek tut. Allah'ım bana hayırlı bir kapı aç, hayırlı bir yer aç. Ben gideyim, hayırlısıyla karar vereyim. Bu karışık duygulardan beni kurtar de. Bir hastalıktan iyileşeceğini, hastalıktan kurtulacağını görüyorum. Annenle ilgili bir problemi çözdüğünü ve ayağını yerden kesen haberler aldığını gösteriyor. Yeni başlangıçlar sana çok iyi gelecek. Bir konuda acı çekiyorsun fakat şefkat ve sevgi göreceksin gerek aile çevresinden gerek böyle bir borç alıp verme gibi bir durum var buralarda çok hayır ve hasenet gördüğün kesin yalnız bir ameliyat olan birisi var bir hastane işi gözüküyor sen olabilirsin yakının olabilir hayırlı geçecek bir mal ile ilgili bir hedefin var onu başlatacaksın bir mal olayı bir miras olayı var onu başlatacaksınız e, yıkımın arkasından yeni bir oluşum gelecek. Bir yıkım yaşamışsın, bir şeyler bitmiş sanki ben de bitti diyorsun. Ama merak etme, hayırlısıyla durumları çözüyorsun. E, bir e, melekut aleminden destek geliyor arkadaşım. E, e, mesleki anlamda yükselmen var hayırlı bir kağıdın var ve gerçekten mesleki anlamda ilişkin, e, mesleki anlamda ilerlemen çok iyi olacak iş arkadaşlarınla ilişkini düzelteceksin. Çünkü ayak takımı şeytani insanları hayatından gönderdiğin için geriye böyle seni e, hayata bağlayan, seninle hareket eden insanlar olacak e, etrafında ummadığın yerlerden iyilik haberleri geliyor ve son günlerde keyfinin kaçtığı bir olayla ilgili hayırlı haberler aldığını görüyorum tırmanışın var yükselişin var tırmanışın derken meslekte tamam yükseliyorsun ama beraberinde de çok ödül ödün veriyorsun ödün taviz veriyorsun yani ama ödülün büyük olacak ödülün büyük olacak kendini türlü sorunlardan arındırıyorsun hayırlısıyla birisiyle yolların birleşiyor <laughs> yolların birleşmesiyle beraber hiç beklemediğin şekilde sürprizler olumlu gelişmeler sürprizlerin iyi olacak arkadaşım. Kötü bir sürpriz değil, iyi bir sürpriz. <laughs> Bazen kötü sürpriz de oluyor ama bunlar güzel bir sürprize benziyor. E, ya eski gidiyor arkadaşlar. Bir acı ayrılık olmuş ama yenisi çok iyi olacak. Yüreğinin ve kalbinin açıldığı bir ortamdasın. Niyetin çok aydınlık, çok ferah ve kendini iyi bir yerde, iyi bir noktada buluyorsun sevgili dostum. Destekleniyorsun her türlü iyiliği hayatına çekiyorsun fakat sıkıntılar böyle ne nasıl devam ediyor sıkıntılar bir borç meselesi olabilir. Hani alışveriş meselesi o öyle arkadaşlar borç oluyor borç ödenmek içindir borcu ödeniriz boşver borç biterse hayat bitiyor ya borçsuz insan mı var kafanızı takmayın <laughs> sizin ya da sevdiklerinizin borcu bir anda hayırlısıyla ödenecek cemil cümle feraha çıkacak diyor sevgili arkadaşlar. Korkmayın. Her şey yoluna girer. Evet. Şimdi zikrinizi veriyorum arkadaşlar. Akrep burçlarını şuraya yazdım zikrinizi. Şöyle bir okuyayım. Bunun hayırlısıyla. 210'dur tekrar sayısı. Ya ahir. 210 kere ya ahir zikrini çektiğinizde e, hak yoluna gireceksiniz ve Rabbim doğruyla yanlışı birbirinden ayıracak. Doğru insanlara doğru çekileceksiniz. Yanlışı ve kötüyü hayatınızdan gönderdiğinizi görüyorum. Bir sağlık problemini çözeceksiniz. Düşmanlarınız sizden korkup uzaklaşacak. Ya ahir, ya ahir, ya ahir diye 210 kez çektiğinizde etrafınızdaki çıkarcıların gittiğini tam tersi sizi destekleyen insanların geldiğini hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Şeref, şan ve mutluluk hayatınıza dolacak sevgili dostlarım. Allah herkesin imtihanını kolaylaştırsın bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numaram arkadaşlar birkaç gün sarkabiliyor o gün dolu oluyorum nefesim tükeniyor zihnim duruyor inan bilincimi kaybediyorum fal bakmaktan ya da yıldızlarımı açmaktan o yüzden diyorum ki pek çok dostum aramak isterseniz arayın ama randevu oluşturalım birkaç gün sonraya bakabiliyorum seviyorum sizi gelecek salı görüşmek üzere akrep sırdaşlarım